Ben görüşmek üzere. Siz aracımıza bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım. Tamam tamam, teşekkür ederim. Hemen iniyorum. Teşekkür ederim. Eve hiç uğramayan eşim mi başvurdu acaba dedi Halime Hanım. Eşinin adını sordum. Eşinin adı İshak. Özlem Hanım bize İshak Bey'den bahsetmişti. Rahmetli eşi Muharrem Bey'in en yakın arkadaşı İshak. Halime Hanım aracımıza inmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Alo. Halime Hanım, aracımıza binmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi size bir şifre gönderiyorum. Gönderdim. Lütfen o şifreyi kasaya giriniz. Tamam, bir dakika, bir dakika. Bir yüzük. Bir yüzük mü çıktı kasanın içinden? Evet, bir yüzük. Bir dakika, bir dakika. İçinde Halime yazıyor. Galiba ben bu yüzüğün kime ait olduğunu biliyorum. Halime Hanım, o yüzük kime ait ve sizce kasanın içerisine sizin için o yüzüğü kim koymuş olabilir? Ahu Hanım, bu yüzük aslında eşime ait. Siz beni değil, eşimi arıyorsunuz aslında. Anlayamadım. Ya evet, biliyorum kafanız çok karıştı ama... bakın ben size her şeyi anlatacağım ama bu yüzük bana ait değil. Bu aslında eşimin yüzüğü. Yıllar önce eşim para biriktirmişti. Bu yüzüğü alıp getirecekti ama kısmet olmadı. Muharrem abi vefat ettikten sonra... Ya inanmıyorum ya. Her şeyi anlatacağım size. Halime Hanım, sizce kasaya o yüzüğü kim koymuş olabilir? Büyük ihtimal ya eşi ya da akrabasıdır. Programımıza size ulaşmak için rahmetli Muharrem Bey'in eşi Özlem Hanım başvurdu. Evet. Sizinle evet. Görüşmek istiyor. Buraya gelirseniz size soracağım çok fazla soru var. Aydınlatacağınızı düşünüyoruz bizi. Buraya gelir misiniz? Evet evet, gelirim. Benim de zaten onu anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Sizi burada bekliyorum. Tamam. Halime Hanım. Tamam tamam, ben zaten ondan helallik isteyeceğim. Lütfen beni onunla görüştürün, olur mu? Seve seve. Sizi tamam. Burada bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi durumdan anladığım kadarıyla sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz eminim. Çok da Özlem Hanım'ın kafasında oluşan o şüphe var ya, hani eşim beni acaba aldattı mı şüphesi. Durum pek de öyle gözükmüyor. Bu yüzük aslında bana değil, eşime ait. Siz beni değil, eşim İshak'ı arıyorsunuz dedi Halime Hanım. Ve sonra ekledi. Benim Özlem Hanım'dan helallik almam gerekiyor dedi. O buraya geldikten sonra bence bize anlatacağı çok fazla şey var. Özlem Hanım, Halime Hanım'la görüştüm. Yolda buraya geliyor. Kasaya yüzüğü koymuşsunuz. Şimdi şöyle ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, bu yüzük aslında benim eşim İshak'a ait dedi. Öyle mi? Evet, böyle bir şey söyledi. Bana evlenmişler. Siz hani nişanlısıydı dediniz. Bu yüzük ona ait dedi.
Zannettiğiniz zaman, gibi bir şey de çıkmayabilir. O zaman eşimde ne işi varmış? Eşinizde ne iş var? Siz şimdi İshak Bey'le çok yakın olduklarını söylüyorsunuz. Evet. Rahmetli eşinizin. Evet, öyle anladım. Yani ve ondan yaşarken asla şüphe duymadığınızı söylüyorsunuz. Sizce eşiniz çok yakın arkadaşım diye bahsetmiş olduğu birinin nişanlısı ya da işte evlenmişler eşiyle ilişki kurabilecek yapıda biri miydi? Ben hiç öyle bir ihtimal vermiyorum. Yalnız o an cevap bulamadığım için kafam çok karıştı Alman. Ben bunu yüz yüze çözmek istedim.